Seni anam gibi sevdim. Kardeşim Leyla'nın süt anası oldun. Sütün o kadar zehirliymiş ki. Kardeşimi de zehirledin. Elaziz, oğlum bunlar nasıl sözler böyle? Aptal kardeşimle arkamdan çevirdiğiniz dolapları. Efraim'in dükkanında Ertuğrul'la buluşmanızı. Ben her şeyi biliyorum dedi artık. Abi. Abi. Bir daha bu odadan asla dışarı çıkamayacaksın Leyla. Sana gelince dadı. Muhafızlar. Kadını alın ve zindana götürün. Ölene kadar oradan dışarı çıkmayacak. Hayır. Elaziz oğlum, niye yapıyorsun bunu bize? Götürün şu kadını. Abi yapma. Yapma ne olur. Abi yapma ne olur. Yapma abi. Yapma. Abi. Abi lütfen. Abi. Abi. Ben artık senin yüzünü görmek istemiyorum. Ne senin ne de onun. Benim için artık ikiniz de ölüsünüz. Hazırlanın.
Yola çıkıyoruz Halime Sultan. Nereye? Daha evvel kararlaştırdığımız gibi Av Köşkü'ne. Sizinle hiçbir yere gelmiyorum Emir Hazretleri. Geleceksiniz. Bir daha babanızı ve kardeşinizi görmek istiyorsanız geleceksiniz. Cariyeler. Halime Sultan'ı hazırlayın. Yarın yola çıkıyoruz. Beni Ertuğrul Bey'im gönderdi. Söylesene be evladım. Yüreceğime indirdin. Eyvallah Efraim Usta. Korkuttuysan bağışla. Aşk. Aşk be evladım, anlarım. Aşk her şeyi haklı kılar. O pusulayı Leyla Sultanım yolladı. Ertuğrul'un harfini alalım efendim. Hayır. O bize Ertuğrul'u getirecek. Olmayacak baba. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak kızım. Bak, Nevroz da geldi. Her yer bahar. Hayat gibi umutlarımız da yeşerecek. Umutsuz olmak bize yakışmaz kızım. Yaradan'a sığınıp her doğan günü bahar dalı gibi başlamak farzdır, ibadettir bize. Ay benim, ay kızım, Akça kızım, bak kızım, inşallah kaderinde yüzün gibi güzel olur. Destur var mıdır Demir Usta? Gel kızım. Nasıl diye bakmaya geldim. Bir ihtiyacınız varsa. Allah'ın izniyle iyidir kızım. Yaraları da gelip geçecek. Ama şimdi biraz yorgun. Dinlensin ha. Ben her şey için çok üzgünüm Demir Usta. Böyle olsun istemezdim.
Bilirim kızım, bilirim. Kalbin de yüzün gibi tertemizdir. Allah kimin günahı varsa hesabını görecektir. Bunu da bilirim. Buyur. Eğer kelam edersen o dilini şu pusatımla kıtır kıtır keserim. Masur. Selamünaleyküm baba. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam aslan parçaları. Şükür kavuşturana. Nedir vaziyet? Anlatın bakalım. Halep'te durumlar karışık baba. Halep emiri Elaziz Halime Hatun'la evlenip babası Şehzade Numan'ı Sultan Alaaddin'e karşı cenk meydanına sürüklemek ister. Böyle olursa tek ümit kaynağımız Selçuklu Devleti de Azrail'in pençesine düşer. Selçuklu'ya kalkan olmak gerek. Şimdilik oyunlarını bozduk baba. Elaziz bize saldıramayacaktır. Neden? Elaziz'in komutanı aynı zamanda tapınakçıların adamı Nasır. Onu esir edip obamıza getirdik. Beni bahtiyar ettiniz. Gururlandırdınız. İki dünyada aziz olun. Birliğiniz, dirliğiniz bozulmasın. Halil İbrahim bereketiyle şereflenesiniz. Halime Sultan'ı da elinden alabilirsek Selçuklu'yu rahatlatırız baba. Beyim, anam nerededir? Kardeşim Dündar nerededir? Kardeşiniz Dündar içeride Azrail ile cenk ediyor. Ahvali nasıldır? Akçok Hoca çıkmadık candan ümit kesilmez dedi. Ama iyileşirse bile akli melekeleri
Kim yapmış bunu? Bilmiyoruz oğul. O tüccar mallarımızı almaya obaya geldiğinde ne olduysa... Ebu Hişam. Ebu Hişam diye bildiğiniz adamın gerçek adı Titus'tur. Kardeşi Bisol'u öldürdüğümden beri peşimde olan bir tapınak şövalyesi. Bütün bu olanların vebali benim boynumadır. Hakkınızı helal edin. Takdir ilahi evlat. Takdir ilahi. Aslan kardeşimiz ayağa kalkacak inşallah. Evladım, Dündar için hala bir umut var. Lakin... daha başka büyük bir ızdırabımız vardır. Hayırdır hanım? Selcan. Ne olmuş Selcan'ım? Selcan gelin bebeğini kaybetti. Oğul. Gün doğdu. Selcan. Hatun olup sana bir evlat veremedim. Boynunu büktüm. Gururunu kırdım. Olur mu hatun öyle şey? O nasıl kelam? Alan da veren de Allah'tır. Sen hele bana bir de bakayım. Nasıl oldu bu iş? Kardeşin yüzünden girdiğimiz savaş için talim ederken Deli Demir'in aykız bebeğe düşürdü. Ben sana dediydim bu halep bize yaramayacak diye bugün doğdu. Doğru Dölek, anlat kadın. Aykız mı düşürdü bebeğini? Bu yüklü halimle bana saldırdı. Ne olduğunu anlamadan kendimi yerde yuvarlanırken buldum. O düşürdü bebeğimi. Ben de onların yuvasına ateş düşürürüm o vakit. Kurbanın olan bir şey yapmayasın Gündoğdu. Geçecek kızım. Geçecek. Bu kötü günler geçecek. Bu acılar geçecek. Unutma ki Yüce Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir. Ve o Yüce Allah bizi sabırla, tevekkülle sınamaktadır. Bu da bizden vazgeçmediğinin delaletidir. Allah bizi nifak tohumu ekip iftira edenlerden saklasın. Destur var mı Deli Demir? Buyur Gündoğdu. Ay kız. Benim doğmamış bebeğimin katili. Yahu ne istedin günahsızdan? Acın var dedik. Her türlü deliliğine katlandık. Ama her ya da geç bunun bedelini ödeyeceksin. Edep beyoğlu, edep!
can mı istersin? Kısasa kısas mı istersin? Buyur, al canımı. Ama şunu da unutma. Senin o yılan gözlü karın kızıma iftira attı. Ne iftirası Deli Demir? Ne iftirası? Senin kızın yol bilmez, hat bilmez oldu. Yetmezmiş gibi benim ocağıma incir ağacı dikti. Er ya da geç bunun bedelini ödeyecek. Madem ordu hakkında istihbarat toplamaya çıktın, bilmen gerekenleri söyleyeyim sana. Elaziz'in obaya gönderdiği ordu 3600 atlı birlikten oluşuyor. Yaya ve destek kuvvetleriyle birlikte bu sayı 7000 civarında. Sizin 2000 alpinizle mukayese edilmeyecek bir fark. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Elaziz'in ordusu benden habersiz hareket eder mi sanıyorsun? Senin ne işin var burada? Hain! Kim bu adam Kurdoğlu? Süleyman Şah'ın alplerinden biri. İki Türk daha vardı. Artık yoklar. Süleyman Şah seni takip mi ettirmiş? Sanmam. Kaleyi gözetlemesi için yollamıştır. Obaya dönmemesinde fayda var. Şüphesiz. Nasıl yaptın bunu beyimize Kurdoğlu?
beyin batsın. Ben ne yaptıysam obam için yaptım. Turgut! Hoş geldin Claudius. Kardinal Hazretleri seni bekliyor. Haberlerimi almışsın. Bu güzel. Çok merak ettim beyim. Nerede kaldın? Bu altınları iyi sakla Alpargo. Artık vakit geldi. Baban gelmedi dedi ama ben dayanamadım. Senin suçun yok Gökçe. Babam ablanla ters düşmeyesin diye demiştir bunu. O gün ne oldu Aykız? Geçmişin defterleri açıldı nasıl olduysa. Babandan bahsetti. Benim babamdan. Süleyman Şah'tan. Anlatılanlar doğru mu? Babam öldüğünde Süleyman Şah'ın yanında mıymış baban? Yanındaymış. Süleyman Şah'ı korumak için çatışmaya girmiş babam da. Öyle duydum. Babam hiç konuşmaz bunu. Obaya, Toya, beylere karşı geldiyse eğer babam, gereği yapılmıştır. Allah günahlarını affetsin. Sen iyi bir kızsın Gökçe. Allah da seni sevdiklerine kavuştursun. Seni de Aykız. Turgut'un düğününde telli duvaklı gelinlikle görürüm inşallah seni. Ben yine gelirim. Sen ne dersin Kurdoğlu? Elazığ'ın ordusu yarın saldırırsa kaç gün dayanabiliriz? 3 gün,
onları hazırladığımız mevzilerin içine sokmayız. Dördüncü gün mevzileri de pusuları da aşarlar. Beşinci gün çoluk çocuğun hali komutanlarının insafına kalır. Tek bir alfin bile sağ kalması imkan dahilinde değildir. Verdiğin bu kararı seninle toyda tartışmak isterim. Tartışacak ne var? Oğlum Ertuğrul'la Atabey Şehabettin'in kafasını kesip ellerimle vermeyi mi tartışacağım beylerimle? İstişareden kimseye zarar gelmez beyim. Toy dediğin Oğuz töresi değil midir? Töre diye diye bu hale gelmedik mi? Toy Oğuz töresinin ta kendisidir. Bu hale düşmemizin elbet bedeli vardır. Bu bedel de ödenmelidir. Yeter! Bu ne densizlik? Ben seninle beyim olarak değil, eski dostun, kan kardeşin gibi konuşurum Süleyman. Bu sen ben meselesi değildir Süleyman. Obanın istikbali mevzu bahistir. Binlerce can. Bu meseleyi seninle toyda tartışmak isterim. Cuma namazından sonra toyu toplarsan istişare ederiz. Şimdi müsaadenle gidip biraz dinlenmek isterim. Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey'im. Sen beni içeride bekle evlat. Seninle konuşmak istediğim bir mesele var. Konuştuklarınızı duydum. Sen ne dersin bu işe hanım? Sen düşmanı hep dışarıda aradın beyim. O içimizdeydi. Ama bir türlü görmek istemedin. Yarın cuma namazından sonra toy istedim. Süleyman'la hesaplaşma vakti geldi artık. Bunca altınla ne yapacağız beyim? Obanın geleceğini satın alacağız Alparko. Obanın geleceğini. Seninle vasiyetimi konuşmak isterim. Bilirsin ki fırsatlarımdan ve 3-5 hayvanımdan gayrı bir şeyim yoktur. Bu dünyanın tek bir çöpüne bile tenezzül edip arkasından gitmedik elhamdülillah. Demek istediğim bu değildir zaten. Lakin cehennem azabı gibi sırtımıza taşıdığımız yüklerimiz vardır. Elazığ'ın ordusu her an saldırabilir. Yarına çıkıp çıkmayacağımız da belli değildir. Ölümlü dünya. Gelimli gidimli dünya. Baban olarak sana sırtındaki bu yüklerden birini vasiyet etmek isterim.
Tıpkı birini de ağabeyine ettiğim gibi. Gökçe'yi derim evlat. Halime Sultan'ı da bilirim. Yüreğine düşen ateşi görmezden gelirim sanmayasın. Oban için yaptığım her şeyi ve fedakarlıkları da bilirim. Halep'e gönderdiğim Ertuğrul yok karşımda. O Ertuğrul gitti, yerine obanın geleceği geldi. Bunu da çok iyi biliyorum. Baba. Bu müşkül anda bu meseleyi konuşmamamın sebebi budur. Eğer bu belalardan kurtulup düzlüğe çıkarsak, Gökçe ile evleneceksin Ertuğrul. Gökçe artık bacın değil, avradındır. Eğer ölür gidersem, sana vasiyetim Gökçe'dir. Ya Rabbim, hayallerimi gerçek kıl.
Sok hançerini kınına emmi. Henüz vaktin gelmemiştir. Lakin eli kulağındadır. Merak etmeyesin. O vakit ne vakittir yeğen? Açık verene kadar emmi. Kaçacak delik bulamayana kadar. Günahların gölgeni parlatana kadar emin ellerdesin. O vakte kadar babamın dost gölgesine rahat rahat sinebilirsin. Lakin gözüm üzerindedir bilesin. Kuyumuzu kazmana izin vereceğimi sanırsan aldanırsın emmi. Elaziz'in komutanını obaya getirdin diye beyliğin emin ellerde sanmayasın Ertuğrul. Bugünün yarını da vardır. Elbet ettiklerinin bilip soranı da çok olur. Hem bilirsin töremizde bey olmak için ne olduğunun, kim olduğunun zerrece önemi yoktur. Şehzade kızını alıp obaya gelsen de bu sana otağın yolunu açmaz. Bilesin ki beylikte gözüm yoktur kurdoğlu. Obayı sonu gelmez maceralara sürükleyip tekinsiz yerlerde kurda kuşa yem ettirmeyecek çok adam vardır Ertuğrul. İstesen de senin gibi maceracılara teveccüh etmezler. Hele ki obada gün doğdu gibi makul bey adayları varken. Ya sen kurdoğlu? Kendini Ebu Hişam diye tanıtan keferelerle kucak kucağa yaşayarak mı açacaksın kendine beylik yolunu? Senin gibi insanı arkasından vuranlara itibar edenler çoktur bilirim. Lakin ağabeyim onlardan biri değildir. Kendin gibi tekinsizlerle bir araya gelip arkamdan ne haltlar çevirdiğini bilmiyorum sanmayasın emmi. Halep'e gittiğim günden beri yediğin her halttan haberim vardır. Lakin ispatlayacak delilim yoktur. O delili bulduğum gün canım senindir Ertuğrul. Ama bulamazsan bu iftiraların bedelini ödetirim. Hep vesvese, hep kuru iftira. Sana kızsam mı bilemem Ertuğrul. Çocukken yaptığım gibi dizime yatırıp dövsem mi, yoksa kulağını mı çeksem? Seninle ne yapacağım ben Ertuğrul? Hiç emmi, hiç. Ama ben seninle ne yapacağımı çok iyi bilirim. Günü geldiğinde görürsün emmi.